Set 176'nın çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. 160'ın 166. 176. sette ilk sorumuz bu. Şimdi bu soruya baktığımız zaman diyor ki bunun sonucunu sıfır getiren durum nedir? Şimdi arkadaşlar burada eksi kök 3 var ya buradan bir tane artı kök 3 gelmesi gerekiyor. Şimdi ben x yerine 1 verirsem ne olur? Bakın burası sıfır olur. Burası ama kök 3 gelir. Doğru değil mi? E süper kök 3 götürür. Bir de x yerine eksi 2 verirsem ne olur? Eksi 2 verirsem bu sefer burası sıfır olur. Buraya eksi 2 verdiğim için Bakın burası kök 3 olur. Eksi kök 3'ten bunlar da götürür. Yine 0 olur. O yüzden 1 ve eksi 2 bunu sağlar. X gerçel sayıların toplamı diyor. Topladığımız zaman cevabımız eksi 1 bursa oluyor buradaki ifadede. Bu ifadeyi vermiş eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı kaçtır diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Hem 5 kökten hem 10 kökten çıkabilen bir sayı olacak arkadaşlar. Buradaki ifade ne olabilir? Bence kesin 2 üzeri 10'dur diye düşünüyorum. Çünkü neden 2 üzeri 10'dur? 2 üzeri 10, 124. 2 üzeri 10 verirsek burada ne gelir? 2 diye çıkar. 2 üzeri 10 verirsek bunu buna böleriz. 2 üzeri 2, 4 diye çıkar. 4 artı 2, 6'dan 6 çıkarırsak olur. 2 üzeri 10 verir yani. Buradaki ifadeyi başka türlü sağlayamayız. O da 1024 demektir. Aşağıdaki 5 kağıtta birbirinden farklı ifadeler yazmaktadır. Köklü ifade içeren herhangi bir kağıtla ile tam sayı içeren kağıtlar yan yana getiriliyor. Bunların sağına ise aşağıdaki kağıt konularak bir eşitlik sağlanıyor. Elde edilen eşitliğe göre x değeri kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Köklü ifade herhangi bir kağıt ile tam sayı içeren kağıtlar yan yana getiriliyor. Tamam. Ee, buna göre şekilde geçtikseniz yani buna göre x değeri kaçtır diye bize sormuş. Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar. Tam sayı kağıtları yazalım. Tam sayı kağıtları ne bunlar zaten. Bunlar yan yana getirildiği zaman kağıtları e, kağıtlar yan yana konularak bir eşitlik elde ediliyor diyor. Tamam. Okey. O zaman ne oldu? Eksi 14, eksi 18. Yani eksi 32 mi oluyor burası? Eksi 32. Eksi 2 çıkması için buranın 30 gelmesi gerekiyor. Doğru değil mi? 30 gelmesi gerekiyor. Şimdi buna göre x değeri kaçtır diye bize sormuş. Yani arkadaşlar sonuçta burada yani ya bunu, ya bunu ya bunu ya bunu aldığın zaman ki bence bu ve bunu almayacaksın. Çünkü neden bu ve bunu almayacaksın? Çünkü bunlar da eksi geldiği için eksi 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 olur. Sonuç eksi yani eksi 32'den daha büyük bir değer olur. O zaman yani eksi 32'den daha küçük yani en azından 30 yani o da eksi gelirse yani eksi 2 çıkma ihtimali yok zaten bu ikisinin toplamı bile eksi 32 sen bir daha eksi bir değer koyarsan yani şunları şunları koyarsan zaten eksi 40 eksi 50 gibi bir şey gelir o zaman artı gelmesi için bunu koyacaksın burada 30 getirmek istiyorsan 30 üzeri 12 koyman gerekiyor başka çaren yok zaten buradaki setin çözümü de bu şekildeydi bir sonraki setle görüşmek üzere